Bu işi kendim halletmeliyim. Bu olmadı. Vida girmiyor. Yasmin, bana yardım eder misin? Herhalde edebilirim. Bu bir efsane olacak. Ha? Bu şeyin sorunu ne? Şunu izle. Bu bir resimdi. Hey, neler oluyor? Bunlar kimin giysileri? İyi görünüyorum. Vay canına. Değil mi? Çok şirin. Şuraya bak. Merhaba canlarım. Resim yapma meydan okumanıza hoş geldiniz. Sıradaki meydan okuma. Lütfen bir sayı seçin. Oynayalım mı? Ben kazandım. Sayımız bir olsun. Bakalım bir sayısının arkasında ne varmış? Güzel bir elbise. Beğendim. Bunu yapabilirim. Gerçi bu kalemlerin hepsine ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Hayatımı elbise tasarlayarak kazanmalıyım. Bence sakinleşmelisin. Doğru. Sana iyi şanslar. Bunun işe yarayacağından emin değilim. Bu en son moda. Evet tabii. Sanırım bu turu kaybediyorum. Masa. Çok kirlenmiş. Sence başım derde girer mi? En iyisi temizleyeyim. Çıkmıyor. Daha sert sil. Bir dakika. Çıktı. Tertemiz oldu. Onu bana ver. Aklıma bir fikir geldi. Resmin üstüne bir şablon koyacağım. Şimdi üstünü hafifçe vurarak boyayacağım. Aşağı doğru indikçe farklı renkler kullanıyorum. Tıpkı bir gökkuşağı gibi. Bu harika olacak. Neredeyse bitti. Şimdi şablonu çıkarıyorum. Bunu bayağı beğendim. Manikür yapmalıyım. Tamam. Bitirdiniz mi? Bence beğeneceksiniz. Ben resmimi kaybettim. Bu turu Jasmine kazanıyor. Doğal olarak. Bravo, bu elbiseyi giyerdim. Miau. Çok büyüleyici, değil mi? Hadi, kendinize gelin artık. Şimdi kedi mi çizmemiz gerekiyor? Olur herhalde. Bu biraz zor gibi. Bugün biter, değil mi? Bıyıkları... Biraz ilham lazım bana. Gerçekten uyuyor mu? Şimdi işe girişebilirim. Hoşça kal de ufak kedicik. Sen benimle geliyorsun. Hey Ellie, bunu nasıl aldın? Ama bu haksızlık. Ben de bir tane istiyorum. Ama ben de aklımı kullanabilirim. Ay güzel oğlum. Ben gerçeğini tercih ederim. Yine becerdim işte. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve ben de seni çizeceğim. Tahminimden büyükmüşsün. Kenarlarını çizemiyorum. Belki biraz dönsen... Yok, bu işe yaramıyor. Ne güzel bir tesadüf oldu. Kedi yazmayı biliyorsun. Matt, onu bir saniye tutar mısın? Sen nereden geldin bakayım? Her neyse. Hadi şunu halledelim. Böyle çok daha iyi. Şimdi sıra kedi kelimesini biraz kediye benzetmekte. Bu ufaklığı kahverengiye boyayacağım. Kulakları unutma. Ve belki üstüne birkaç eğlenceli çizgi çizersem... ...neredeyse gerçeği kadar sevimli oldu. Ne düşünüyorsun? Evde kimse var mı? Ne kaçırdım? Evet, kedi çizecektiniz. Çok güzel Ellie. Bu bana çok tanıdık geldi Matt. Ve şimdi bunun sebebini biliyorum. Üzgünüm. Sanırım bu turu ben kazandım. Acaba bu kez ne çıkacak? Bir sayı seçin. Hayır, biri seçmiyoruz.
ortasını bulalım. 2. Tamam. Adil oldu. 2 numara göster kendini. Vay canına, sevimli pofuduk bir koyun. Süreniz şimdi başladı. Ay. Buna zamanım yok. Başlasam iyi olacak. Bütün kalemlerimi aldın. O da ne? Çok kıskançsın. Tabii ondandır. Bu gayet belli. İzle ve öğren. Sihir sever misin? Bu çocuklar için değil mi? Şaşırmaya hazır ol. O benim param mı? Hepsi bu kadar mı? Bu biraz küçükmüş. Buldum. Bu oraya nasıl girdi? Şikayetçi değilim. İşte ihtiyacım olan bu. Parayı kağıdın üstüne koyuyorum. Sonra etrafına küçük M şekilleri çiziyorum. Tamam, şimdi parayı çekeyim. Sıra yüzünü çizmeye geldi. Güzel oldu. Birkaç küçük dokunuş daha yaparsam ve bitti. Tamam, süre doldu. Resimlerinizi göreyim. İşte. Tablet bu bayağı sevimli. Fena değil. Hey, nereye gidiyorsun? Geri dön. Ben kazandım değil mi? Evet, Justin, sen kazandın. Yaşasın. Aferin. Yaratıcılık sadece kağıda bir şeyler çizmekten fazlasıdır. Dans etmeniz bitti mi artık? Çünkü şimdi köpek çizeceğiz. Bu ilginç olacak. Kulaklarla mı başlıyorum? Matt, yardım ister misin? Şu köpeğe bir bak istersen. Ne? Köpek mi? Unutun gitsin. Hey Ellie. Köpeği gördün mü? Hey, görüyorum şimdi sanki. Bu bir Rottweiler'a benziyor. Şöyle kenarlarını çizebilirim. Sonra da detaylandırayım. Yani mesela böyle bir tasmayla. Ve güzel gözleri bir köpeğin olmazsa olmazı tabii ki. Sıra ıslak burnunda. Ve uzun bir dil. Bir de şöyle güzelce renklendiriyoruz. Bu şey gerçek bir sanat eserine dönüştü. Bu işte gerçekten iyiyim. Benim biraz fazladan yardıma ihtiyacım var. Bunun da işe yarayacağını sanmıyorum. Bu buraya nasıl girmiş ki? Nasıl yani? Bulmayı umduğum şey işte buydu. Benim akıllı oğlum. Ve çok da yakışıklı. Oo, gerçekten çok harikaymış. Bir dakika, olmaz. Senin çizimin nerede? Benimki hazır efendim. Sana bayağı ilham verdiğimi görüyorum. Yaşasın. Ama şimdi şunu biraz mıncıklamak istiyorum. Tüylerin ne yumuşacıkmış. Resim yapmayı seviyorum. Çok rahatlatıcı. En iyi model de bende. Çok naziksin. Hey, odaklanın. Bir sayı seçin. Bunu sonra bitireceğim. Hazırız. Hadi o zaman. Bence bu zor. Ne düşünüyorsun? Nasıl karar vereceğimizi buldum. Zar atabiliriz. 5 numara. Tamam, onu seçelim. 5. İlginç bir seçim. Vahşi doğa çizimi. Bu zormuş. Bayıldım. Özel kalemlere ihtiyacım var. Onlar nereden geldi? Bu hile sayılmıyor mu? Ben sıkıcı bir kurşun kalemle yapacağım. Ucu bile açılmamış. Neyse ki aşırı büyük komik kalem tıraş var. Biraz fazla açmış olabilirim. Bunu kullanamam. Şimdi ne yapacağım? Belki bir kalem çalabilirim. Yani alabilirim. Bu makası çizimimde kullanabilirim. Etrafından çiziyorum. Biraz yukarı kaydırıp sapının etrafını çiziyorum. Şimdi de ters çevirip çiziyorum. Bu kadar yeter. Şimdi sıra ayrıntılarda. Gözlerle başlıyorum. Sonra burnunu ve ağzını çiziyorum.
Tamam, şimdi gelesini çizebilirim. Bu harika bir çizim yöntemi. Başını renklendiriyorum. Kulaklarıyla başlıyorum. Sonra ağzına geçiyorum. Burnunda pembe renk kullanacağım. Sanırım bitmek üzere. Az kaldı dilini unutuyordum. İşte ormanlar kralı. Bu bayağı harika. Bayağı güzel. İşte benim çizimim. Bravo. Bu sefer karar vermek zor. Berabere bitti. Oo, harika. Resim dersi için sabırsızlanıyorum. Pekala çocuklar. Bugün bir kedi çizmenizi istiyorum. Bu sevimli yüze bakın. Başlayın. Aa, bu zormuş. Bu da kuyruğu. Amanın bu fena. Bitti. Biraz acele ettiğim için en iyi eserim değil. Ne? İnanılmaz. Ne berbat bir gün. Ver şunu bana. Ah, buna değersin. Bir fikrim var. Bu işe yarayabilir. Lastiği kalemlere doluyorum. Öbür uca da aynısını yapıyorum. Şimdi defterimdeki kedinin üstünden geçiyorum. İşe yarıyor. Tam üstünden geçtiğimde aynen kopyalıyor. Oo, harika görünüyor. Mükemmel. Çok etkilendim Cheryl. Teşekkürler. Doğal yeteneğim var. Değil mi? Her zamanki gibi harika Luna. Aa, artı. Aynen böyle devam et. Teşekkürler. Aha, olamaz. Hala basmaya devam ediyor. Şşş, dursana. Ne? Aa, hiçbir şey yok. Resim dersinden nefret ediyorum. Şimdi dikkatinizi verin. Bakalım bu sefer ne gelecek? Acaba bir ağaç mı geliyor? Buna özel bir teknik gerekiyor. Kesinlikle çok yetenekli. Ama pek endişelenmeme gerek yok. Benim de kendime ait numaralarım var. Hey, kes şunu. Of Zoe, bak ne yaptırdın. Keşke o tarafa uzanmasaydım. Şimdi ne olacak? Her yer mürekkep oldu. Bir dakika. Sadece birkaç şeye ihtiyacım var. Hey. Sağ ol, buna ihtiyacım var da. Tamam, malzemelerim hazır. Şimdi temiz bir sayfaya ihtiyacım var. Kağıdın üstüne siyah mürekkebi dök. Sonra üstüne pipetle üfle. Üfleyerek mürekkebi sağa sola doğru ilerlet. Birkaç yöne böyle dağılması lazım. Evet, bunlar dallar oluyor. Çiçekleri unutmamalı. Hey! Ha? Ha? Nasıl, beğendiniz mi? Oo, vay canına. Muhteşem olmuş. Bunu sen mi yaptın yani? Benimkini hiç göstermek istemiyorum. Çok sıkıcı oldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Her neyse. Bu turu sen kazandın Matt. Ağaçların efendisi benim. Of. Nedir bu kadar uzun süren? Neredeyse bitti. Sabrınızın karşılığını aldınız. Tada! Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Çocuk çizmek çok kolaydır. Her gün aynada birine bakıyorum zaten. Çok iyi. Eli bunları yapmayı nereden öğrenmiş? Bu hiç olmadı. Matt, hiç vaktin kalmadı. Şu çizimleri görelim bakalım. Şimdi çok hızlı düşünmem lazım. İşte size bir çocuk. Ha? Evet, sanırım bu bir çocuk. Bir dakika, ufak bir ayarlama yapmama izin verin. Tamam, ama bir dakikan var. Teşekkür ederim. Bu harfler harika başlangıç noktaları.
İlk önce bunları birleştiriyoruz. Bak, bir şeyler bir araya gelmeye başladı. Ve biraz renk çizimi daha canlandıracak. Hiç fena olmadı. Al sana sanat meydan okuması. Bu bir başyapıt. Ne düşünüyorsunuz? İki Picasso var karşımda. Yapabileceğimizi biliyordum. Görünüşe göre Yeti'nin ilk meydan okuması hazır. Ha, balığa benziyor. Pekala, sanırım bunu yapabilirim. Peki ya nereden başlayacağım? Ha, buldum. Kıvrık bir çizgi çizdikten sonra detayları eklemeliyim. Balığın pullarını unutmamak gerek. Şimdi ikinci balığa geçelim. Onun kaplan köpek balığı gibi çizgileri var. Şimdi de sonuncu balık. Onun da deniz yosunlarının arasında kamufle olmasını sağlayacak bir derisi var. En güzel kısmı da onları boyamak. Orada ne yapıyor acaba? Tekrar bakmam lazım. Ah, olamaz, süre doldu. Sadece birazcık daha süreye ihtiyacım var. Ah, beni donduruyor. Vay canına, sanırım Yeti'yi dinlemeliydi. Ama benim resmim bitti. Üç balık çizdim ve hepsini boyadım. Ha? Balık oluşu verdi. Hem de gerçek balık. Bununla ne yapmam gerekiyor? Onu yemeyeceğim, o kesin. Hey, sushi'ye dönüştü. Böyleyken kesinlikle yiyebilirim. Yemek çubukları bile var. Yiyelim bakalım. Çok taze ve güzel. Evet, Naomi hala donuk. Peki ya o? Nihayet çok üşümeye başlamıştım. Hey, sushilerimden biraz alsana. Teşekkürler Thomas, hayır demem. Pekala, artık resim yapma meydan okumasına tamamen hazırız. Şimdi çarkı çevirip ne çizeceğinizi görelim. Hadi bakalım. Ne hoş. Kalp geldi. Demek ki sevginin resmini yapacaksınız. Yaşasın. Kalp ve sevgiyle ilgili şeyler çizmeye bayılırım. Ne yapacağımı biliyorum. Sevgi kelimesi, yani love'la başlayacağım. Ne harika bir gündü. Kız arkadaşım yeşilliklerin içinde ne güzeldi. Tamam, şimdi bunu neşelendirip canlandıracağım. Bir kalp ekleyip O harfini bir kıza dönüştüreceğim. Ve diğer bir kalp olabilir. Ve E de onun hoşlandığı kişi olabilir. Çok şirin oluyor ama biraz renklendirmem lazım. Bu kalp pembe olmalı. Güzel, şu üstteki ufak olan da diğerine uygun olmalı. Biraz daha renk ekleyelim. Mesela elbisesi mor olsun. Gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Sırada renkleri değiştirmek var. Saçları sarı yapalım ki birbirlerine uysunlar. Oğlan da sanırım mavi bir şapka takmış. Yeşil renkli tişörtü var. Hayır, ben seni daha çok seviyorum. Bu renkli kalemlerle yüz ifadelerini de çiziyorum. Tada! Pekala çocuklar, şimdi ne yaptığınızı görelim lütfen. Ne? Olamaz. Sakızını ağzının içine tutar mısın lütfen? Ne yapıyorsun? Bir dakika, bu benim sanatsal çalışmam, inanın bana. Bir dakikaya daha ihtiyacım var, neredeyse bitti. İşte bitti. İşte bu benim aşkı betimleyen sanatsal çalışmam. Vay canına, iyi de sen bunu nasıl yaptın, inanılmaz. Aman tanrım, çok etkileyici, yüksek not aldın. Acaba bir sonraki turda ne çizeceğiz? Bir çiçek. Pekala, hadi yapalım. Bu çiçeği çizmek balık çizmekten daha zor. Belki de bu renklerden birini kullanmam lazımdır. Ama çok pembe ve çok güzel. Evet, çözümü buldum. Tam olarak bu renge batıracağım. Siyaha. Artık bu güzel çiçeği çizmeye hazırım. Orada ne yapıyor bilmiyorum ama çok garip. Ama ben kesinlikle bu çiçeği çizebilirim. Her seferinde bir yaprak çizeceğim. Şimdi sıra iç katmanlara geldi. Bayağı güzel oluyor. Bitti. Balıktan çok daha kolay. Süre doldu. İşte benim çiçek resmim. Ona baktığımda hissettiğim tüm duyguları içeriyor.
İşte benim çiçeğim Yeti. Yaşasın Yeti, benimkini daha çok beğendi. Bu çiçek çok güzel. Yeme zamanı. Şimdi ne gelecek sence? Pekala, hazır mısınız? Bu seferki seçiminiz bir çocuk gibi görünüyor. Şimdi nasıl bir şey yapacağınızı merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, bu seferkini pek becerebileceğimi sanmıyorum. Ah, olamaz, abur cuburum bitmiş. Bu hiç iyi olmadı işte. Ben şimdi ne yapacağım? Bir saniye. Şimdi elimde boş bir tabak var demek. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Harika bir fikrim var. Sen orada tabak ve gazlı kalemlerle ne yapacaksın ki? Anlamadım, tabağın üstüne ne çiziyorsun ki öyle? Sen benim için endişelenme, ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi tabağın üstündeki şu çöp adam çizimimi bitireceğim. Acaba bunun için nasıl bir şey yapsam? Yine kelimeleri kullanacağım. Bunu yapınca sanki daha iyi iş çıkarıyorum gibi. Pekala, hadi bakalım, şimdi sıra bunu dönüştürmekte. Ona bir gözlük ve saç çizelim. Güzel oluyor, kulakları unutmak olmaz ama. Ve tabii çenesini, burnunu ve ağzını da. Pekala, çöp adamın işi tamam. Ona bir balon da verelim. İşte. Şimdi balon uçup gitmesin diye ona bir de ip bağlayalım. Dişimde bir şey var sanki. Oh, çok iğrenç. Bu iyi olmadı. Belki bir şey içsem yararlı olur. Galiba daha iyiyim. Sanırım senin saçların turuncu olmalı. Biraz daha boyayınca saçlarının işi tamamdır. Pekala, gömleğin yeşil mi olsun? Tabii ki. Ben bitirdim. Of! Çöp adamımın üstünü suyla kapladın. Çöp adamım boğuluyor. Onu kurtarmak için bir şeyler yapmam lazım. Hayır hayır hayır. Çöp adam, paniğe kapılma. Bir dakika, bir şey oluyor. Çöp adamıma bir şeyler oluyor. Tabii ya. Suyun üstünde yüzdüğü için boğulmaz ki o. Çöp adam, harikasın. Ona bayıldım. Harika bir iş çıkardın. Bu turu ben mi kazandım? Bu inanılmaz. Sıradaki şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, çok lezzetli görünen bir hamburger. Of ya, bu çok zor olacak. Ölçeğimin doğru olduğundan emin olmalıyım. Of, işe yaramıyor. Buldum, cetvel işime yarar. Pekala, ölçüleri aldım. Peki ya neyle çizeceğim? Doğru karar vermem gerekiyor. Of, sürem azalıyor. Renkli kalem. En doğru seçim tebeşirdi. Ekmeği çizdim. Şimdi sıra ketçap, marul ve hardala geldi. Hamburger köftesini unutmamalıyım. Ve alttaki ekmeği de tabii. Vay canına, bu çok güzel oldu. Of, olamaz. Keşke daha fazla zaman olsaydı. En fazla bunu yapabildim. Yeti, benimkine bak, ne düşünüyorsun? Evet, sanırım beğendi. Vay canına, ama bir dakika. Bu hamburger buzun içinde. Buz küpünün içindeki bir hamburgeri nasıl yiyeceğim? Hamburgerim bir buz küpü. Bu dudaklara biraz parıltı katalım. Yapıştırıcı sürerek başlayacağım. Yaymak için fırça kullanacağım. Sırada biraz sim var. Tam aradığım şey. Yeşil renk uyumlu olacaktır. Bu kadarı yeterli. Fazlasını üflüyorum. Vay canına, harika görünüyor. Keşke böyle bir rujum olsa. Muhteşem. Acaba bu sefer ne var? Evet, pizza, harika. Bu çok kolay olsa gerek. Sadece güzel bir örnek fotoğraf bulmam gerekiyor. Bu harika. Şeklini çıkaracağım. Pekala, pizzayı bu keçeli kalemle çizmem gerek. Sanırım anladım. Hadi bakalım. P-I-Z-Z-A. Sanırım başka bir şeye daha ihtiyacım olacak. Peki. Ya böyle bir şey yapsam nasıl olur?
Buradaki ve şuradaki harfleri birleştireceğim. Şimdi sıra üstündeki malzemelere geldi. Oyama zamanı. Umarım bunu kazanırım. Çok açım. Peyniri de sarıya boyayayım. Şimdi sucuklar. Ah, süre doldu. Yeti değerlendirmek istiyor. Of, olamaz. Daha yeni başlamışım gibi geliyor. İşte benimki böyle ama bitmedi. İşte benimki Yeti. Umarım hoşuna gider. Yaşasın. Bu turu kazandım. İşte pizzam. Vay canına. Hem de kocaman. Bunu ortasından katlamalıyım. Vay canına. Bu çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Vay canına Thomas. Bu çok etkileyici. Sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte çark yine dönüyor. Hadi bakalım. Bu sefer flamingonun üstünde durdu. Pek hareketli bir şey değil. Ne yapacaksınız? Flamingo mu? Gerçek hayatta bir flamingo gördüğümü hiç sanmıyorum. Şaka mı bu? Bu sefer meydan okuma için hiç umudum yok. Ne yapacağım şimdi? Pembe olurlar değil mi? Sanırım öyle. Hayır, bu fikirde bir işe yaramaz. Üf. Buna dayanamıyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Bir saniye. Elime bulaşan bu şey de nedir? Boya mı bu? Olamaz. Elimin her yeri pembe oldu. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bir el iziyle başlasam neler olacağını bir görelim. Vay canına, çok acayip oldu. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Elimin çevresini çizerek başlayacağım. Sonra dış çizgilerini ayarlayacağım. Bir göz ve gaga da eklemem lazım. İlk olarak gaganın içini siyaha boyayacağım. Diğer her yeri pembeye boyayacağım. Bir sürü pembe yani. İleri geri gidip içini tamamen pembe yapacağım. Çok pembe oldu ama neredeyse bitiriyorum. Aa, burada pembe gazlı kalem varmış. Buna ihtiyacım var. Şimdi sırada Elizimi tropikal bir kuşa çevirmek var. Baş parmağımı kuşun başına dönüştüreceğim. Siyah gagası burada. Sonra gözler ve bacaklar. Sıska bacaklar da burada. İşte bitti. Pekala çocuklar, flamingo çiziminizi artık görelim. İşte benim flamingo çalışmam bu. Benimki de burada öğretmenim. Aynen istediğiniz gibi. Gördüğüm kadarıyla bir tam gövde, bir de profilden kafa çizmişsiniz. İkiniz de harika bir iş çıkarmışsınız. Ah evet, bütün elim boya olmuş. Of evet, bunun için üzgünüm. Ve sıra sonuncu renkte, yani morda. Dikkat lütfen. Daha işimiz bitmedi. Demek şimdi gökkuşağı çiziyoruz. Oyun tekrar başlasın. Bunu unutmamam lazım. Hep kırmızıyla başlıyorlar. Bak, şimdiden gökkuşağına benzemeye başladı. Ben gazlı kalemleri pek tercih etmiyorum. Sen kendi işine bakar mısın? Hiçbir şey yaptığı yok. Hey, o bir popit mi? Bunlara bayılıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok harika değil mi? Ama ben bunu farklı bir şey için istiyorum. Her bir çizginin kendi rengi olacak. Buraya da birkaç çizgi. İşte, çukurları da unutmamam lazım. Şimdi hızlıca döndürüyoruz. Böyle yapmak çok rahatlatıcı değil mi? Neredeyse bunun kadar rahatlatıcı. Öğretmenim, buraya bakar mısınız? Hey, biz hazırız. Vay canına, bir sürü harika renk. Biraz amatörce ama. Peki, işte bu farklı bir tarz. Hiç portre çizdiniz mi? Görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, gayet güzel oldu. Tada! İyi de bu bana hiç benzemiyor ki. Yok artık, ben daha iyisini yapabilirim. Kımıldamadan dur, tamam mı? Ana hatlarını çıkardıktan sonra ayrıntıların hepsini yerli yerine koyabilirim. Neredeyse bitti. Oo, zorlaşıyor. Aha. Ne diyorsun Zoe? Vay canına, teşekkürler. Çok iyi olmuş. Aferin Matt. İşte bir sonraki meydan okuma geliyor. Kusursuz bir pembe donat. Çantada keklik. Hayır, bu kötüydü. Baştan başlasam iyi olur. Of, çember çizmek çok zor.
çember çizmek için bu boya kapağını kullanacağım. Pekala, bu boyut asla olmaz. Bu çok küçük. Bir saniye, ne yapacağımı buldum. Yumruğumun şeklini çıkaracağım. Of, bunu niye düşündüm ki? Bu çember değil ki. Hey, ama başım yuvarlak. Bu kesinlikle işe yarayacak. Vay canına, ben milimetrik kağıt kullanacağım. Doğru şekilde çizersem kareleri daireye dönüştürmek mümkün olur. Hamur için kahverengiyi kullanacağım. Şimdi sıra pembe kremada. Derinlik katmak için birden fazla ton kullanacağım. Ama üzerindeki küçük şekerleri yer bırakmalıyım. Oldu, harika görünüyor. Aa, sürenin dolduğunu söylüyor. Aa, en azından çember çizebildim değil mi? Gibi. Yeti, işte benim donatım. Evet, beğendi, beğeneceğini biliyordum. Vay canına, bir donatım oldu. Oh, nefis kokuyor ve tadı da çok güzel. Belki başka birinin kafasını kullansaydım yapabilirdim. Sıra bende. Hadi bakalım. Ha? Acaba bu ne? Yine mi? Pekala. Bakmak yok. Bu kısma bayılıyorum. Ne oldu? Boyalar nerede? Burada ama fırça yok. Yardımcı olabilirim. Her zaman hazırlık uyumdur. Tut şunu. Tamam. Müzisyen olduğunu bilmiyordum. Bu da olmaz. Bunu hep yanında mı taşıyorsun? Buna ne dersin? Olmaz. Ne o? Çantanda neler var senin? Hah! Bu işimize yarayabilir. Gerçekten mi? Bunu kullanabiliriz. Hadi başlayalım. Tuvale biraz boya dökeceğim. Bu kadarı yeterli. Şimdi sıra diş fırçasında. Fırçayı kullanarak tüy deseni yapacağım. Renkler ne güzel birleşti. Harika görünüyor. Ha? Leo, lütfen fırçayı bırak. Güven bana. Aslında hiç fena olmadı. Dişlerimi fırçalama zamanım gelmiş. Leo, yapma. Ama ağzım kokuyor. Bence bu pek iyi bir fikir değil. Nasıl oldum? Duymasan daha iyi. En azından tablomuzu bitirdik. Vay canına, çok sevdim. Sakın aynaya bakma. Ha? Söylemeyi denedim. Yoksa dişimde bir şey mi kaldı? Sanırım bir hata yaptım. Pekala, çarkıyı yine çevirelim. Şuna bakar mısınız? Bu sefer köpek geldi. Ne yapacağımı biliyorum. Şapkamda şu an. Ne? Plastik tavuk mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Buralarda bir yerde olduğunu biliyordum. Bir dakika, ihtiyacım olan bu mu? Hayır, bununla artık pek fazla oynamıyorum. Hadi ama, bu şapka o kadar da büyük olamaz. Bu bir çeyreklik mi? Aradığın şey bu mu? Bana da bir tane varmış. Pardon, bunu ben alayım. Vay canına, şapkamın içinde bu kadar çok şey olduğu kimin aklına gelirdi ki? Tamam, şimdi benim bir kaleme ihtiyacım var. Anlamadım, sen bozuk parayla ne yapıyorsun? Bunun çevresini çizince düzgün oluyor. Birkaç tane daire lazım. Anlamadım, bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Umarım iyi çalışıyorsunuzdur orada. Tamam, kapşonumu şimdi kafama çekeceğim. Birazdan dönerim. Hey, selam. Ben sana bunu versem sen de bana köpeğin ödünç verir misin? Teşekkürler aman tanrım. Bu tatlı ufaklık da kimmiş? Benim adım Patrick. Gülümse, senin birkaç fotoğrafını çekmem lazım. Çok şirinsin Patrick. Sen de rahatlıkla bir model olabilirsin. Alın bakalım ufaklığı, çok teşekkürler. İçindeki küçük daire hariç çizdiğim ovalin içini boyadım. Bu çizgilerle noktaları da ilave ettim. Şimdi sırada kafayı çizmek var. Şimdi bayağı bir şeye benzemeye başladı. Kulakları da unutmamak lazım tabii. Köpeklerin kulağa ihtiyacı vardır. Ve bir gövdeye de ve son olarak sıra kuyruğunda. Şimdi içini boyayalım. Kulakları, ayakları ve yanakları kahverengi olmalı. İşte bitti. Vay canına, geri geldim ve kimse gittiğimi fark etmemiş bile. Şimdi hemen çizimimi tamamlayayım. Öğretmenim, ben bitirdim. İşte benim köpek çizimim bu. Ben de bitirdim. Oh, aman tanrım. Şunun ufacık melek yüzüne bakar mısın? Sen kazandın. İyi de bu onu çizmemiş bile. Güzel değil mi? Bir denemek ister misiniz? Kalp çizmek ne kadar zor olabilir ki? Şöyle birkaç kavisli çizgi.
Epeydir kalp çizmemişim. Bir daha deneyeyim. Bir çizgi buraya. Öf, bu konuda hiç iyi değilmişim. Kenarlarını bile çizemiyorum. Bu çok uzun sürecek gibi. Belki bu kareli kağıdın yararı olur. Her kareyi kullanıp aşağı doğru inebilirim. Bu alt kısmını halleder. Şimdi sıra üst kısmında. Farklı renklerle daha güzel olur. Birkaç tane daha. Harika oldu. Buna bir bakar mısınız? Ne eşsiz bir yaklaşım. Ve buna gelirsek benim zevkime göre fazla gerçekçi. Bence bu turda Matt başarılı oldu. İşte bu. Sırada ne varmış? Hadi beraberce öğrenelim olur mu? Yengeç mi? Süper, ben çok iyi yengeç çizerim. Sonuçta bir gövdeyle çevresindeki bacaklardan oluşuyor. He, buldum. Şişt, biraz şekerleme ister misin? Sen her şeyi düşünürsün Matt. Çok güzel. Bu çok kolay oldu. Hazır dikkati dağılmışken fark anlayabilecek mi görelim? Bu çok iyi olacak. Evet, elini oraya götürdü. He? Bu da nedir? Bu şeker falan değil ki. Evet, hiç değil. Bir dakika, bunu böylece kullanabilirim. Ve bum! Yengecin ellere benzediğini hiç fark etmiş miydin? Harika bir şablon olacak bu. Birkaç kıskaçla göz eklemem lazım. Gözünün önünde canlanmaya başladı mı? Çok iyi oluyor. Süre doldu çocuklar. Tamam. Benimkini beğendiniz mi? Oo, sanırım fena olmamış. Oo. Benim yaptığımı yapman lazımdı. İşte bu yengeç muhteşem olmuş. Sana bir puan daha. Anladık. İyi olmuş. Basabilir miyim? Lütfen iyi bir şey çıksın. Hadi ama. Bu hiç iyi olmadı. Neyse, başlasam iyi olacak. Zaten uyurken takıyorum. Pekala, birlikte hareket edelim. Vay canına, ne kadar fazla boya var. Fırçayla bir olacağım. Tuvali siyaha boyayarak başlıyorum. Umarım olmuştur. Dişli balık çok kızacak. Harika. Şimdi yaratıcılık zamanı. Turuncu renkle küçük noktalar yapıyorum. Sarı boya lazım. Hemen geliyor. Yakı. Harika bir takım olduk. Birkaç nokta daha ekliyorum. Umarım güzel olmuştur. Mavi sürmüşsün. Aklımı okudun. Fazla kullanmayacağım. Yeşil alabilir miyim? Şimdi bunları dağıtacak bir şey gerekli. Buldum. İzninle. İşte bu işe yarayacaktır. Bana bir saniye ver. Neler oluyor? Tuvalin üstüne daire şeklinde yerleştiriyorum. Aşağı doğru çekeceğim. Fırçaya ihtiyacımız yok. Vay canına, yaprak gibi oldu. Ha, wow. Bakayım. Başardık. Olağanüstü görünüyor. Bunu odama asacağım. Ne yapıyorsunuz? Bir sayı seç. Affedersiniz. Çabuk ol. Bütün gün bekleyemeyiz. Üç sayısını söyleyeyim. Mükemmel bir seçim. Bir kart tanesi. Bir dakika, zaman kısıtlaması mı var? Başlasak iyi olur. Bu eğlenceli olacak. Ana hatlarını çizerek başlıyorum. Sonra ayrıntılarını çiziyorum. Tamam, şimdi bir sonrakine geçiyorum. Aynı ana hattı çiziyorum. Ortasına zikzaklar çiziyorum. Güzel görünüyor. Tamam, sırada ne var? Bu seferkine daha fazla ayrıntı ekleyeceğim. Dediklerine göre kart taneleri benzersizmiş. Bu çizimlerden çok memnunum. Acaba Justin ne yapıyor? Konsantre olmaya çalışıyorum. Süre doldu. Bekleyin işte. Kazayla oldu. Üzgünüm.
her yerine yayıldı. Hayır, çizimim mahvoldu. Aa, çok özür dilerim. Dikkatli olmalıydın. Şuna bak. Bir şeyler oluyor. Bunları şöyle üfleyeyim. Ne? Neler oluyor? Justin, neredesin? Tüh. Hava çok soğuk. Bir de bana sor. Neredeyim ben? Bilmiyorum. Yıllardır burada kısılıp kaldım. İşitip hasta olacağım. Onu alabilir miyim? Bir dakika. Koca ayak. İnsan. Az önce ne olduğunu asla inanamayacaksın. Bir daha asla dışarı çıkmayacağım. Teşekkürler. Çok soğuk. İyi. Bu sana ders olur. Yüzümü hissedemiyorum. Bir raunda daha hazır mısınız? Hadi bakalım. Bak nasıl dönüyor. Makas mı? Bu zor. Bir anda ilham geldi. Tutma yerinden başlayacağım. Sonra sırada kolları var. Böyle olmadı. Tekrar başlayacağım. Bu tip şeyleri çizmek düşündüğünüzden daha zordur. Ama bir yolu olmalı. Belki de yeni bir bakış açısına ihtiyacım var. Hey, bunlara bakınca sanki bir baykuş görüyorum. Buldum. Bütün ihtiyacım olan şey bakış açısıymış. Bunlar gözleri olabilir. Şimdi baykuşun gerisini çizebilirim. Bütün bu fikrin bir makastan gelmesi inanılmaz değil mi? Ve vücudunun geri kalanını kendin çizebilirsin. Şimdi biraz renk katalım. İster turuncu, ister kahverengi, istediğin gibi boyayabilirsin. Oo, şişirin gözlere bakar mısın? Neredeyse huhu dediğini duyar gibiyim. Umarım bu seferkini becermişimdir. Kalemleri bırakın. Of ya. Fena olmamış değil mi? Makasa oldukça benzemiş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sıra bende mi? Bu bir baykuş. Muhteşem olmuş. Sen de kazandın. Yaratıcılık her zaman iyidir. Sonraki meydan okumaya hazırız. Dansa bayılıyorum. Görünüşe bakılırsa bu sefer bir balerin geldi. Bir dakika. Ne? Bunu nasıl çizeceğiz ki? Bana hiç bakma. Ben hiç baleye gitmedim. Bir dakika, buldum. Bir kağıda ihtiyacım var. Onu böyle ikiye katlayabilirim. Sen ne yapıyorsun orada? Origami mi? Bu çok iyi olabilir. Biliyorum ama kağıdı çok iyi katlaman gerekiyor. Ortasını böyle katlayarak başlıyorum. Sonra bunun tersini yapıyorum. Sonra açıp kenarları katlıyoruz. Güzel. Daha sonra alttaki kanadın her iki tarafta yukarı çıkması lazım. Evet, çok iyi oluyor. Kağıt katlamaya bayılıyorum. Şimdi yukarı çıkan kenarların aşağı basılması lazım. Bu köşeye de aynısını yapıyoruz ve devam ediyoruz. Az kaldı. Bu tarafların ikisinin de katlanması lazım. İşte oldu. Bitirdim. Kağıt parçasıyla bir kayık yaptım. Ne dersin, hoşuna gitti mi? İşte. Müthiş oldu. Kayığım için kağıttan bir çift minik yelken. Ama bunun dansla ne alakası var? Çünkü kayıklar ilerler. Dalgaların üstünde dans ederler. Bir dakika, ne? Bu çalışma için bunu mu vereceksin? Bunun hiç şansı yok. Arkadaşın haklı. Bu bir balerin resmi. Kayık değil. Peki o zaman, ama origami sayesinde hala bir şeyler yapabilirim. Yoksa başka bir kayık daha mı yapacaksın? Çünkü bu yine işe yaramayacaktır. Hayır, bu kayık başka. Bak, bu sefer onun bir tek boynuzu var. Senin bir tek boynuzun var. Sen harikasın. Bu yine de sayılmaz. Tamam, haklısın ama şimdi elimde bu var. Üçüncü de olur. Bu sefer iki farklı renkli kağıt kullanacağım. Bu kesin işimi görecektir. Ne yapıyorsun? Canına, bu zormuş. Bunu nasıl yapıyorsun? Çok hızlı ilerliyorsun. Takip etmek zor. Evet, işte bitti. Çok güzel bir gül yaptım. Senin için. Çok güzel olmuş. Bunu benim için yaptığına inanamıyorum. Ama ben ne yapacağım? Buldum. Tekrar katlamaya başlayacağım. Kağıdı çok iyi katlamak için bu cetvelin arkasını kullanacağım. Bu kısmı biraz zor. İçini böyle dışarı çıkarmam lazım. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi bunun üzerine biraz çizim yapmam gerekiyor. Kağıdımın üstüne küçük şirin bir balerin çizmem lazım. Çok şirin oldu. Tamamıma diğer kısımlarını da çizmem gerek.
Hala bir yüzü ve ellerinin olmasına dikkat etmem lazım. Ve daha sonra bunu diğer tarafa da yapıyorum. Üst tarafına bunu yaptıktan sonra aynı şeyi bacaklarının olduğu kanatlara da yapmam lazım. Daha güzel görünmesi için sanırım biraz da boyamam lazım. Ama her iki kanadı da boyamayı unutmamalıyım. Sanırım kıyafetini mavi bir tütüyle bitireceğim. Şirin oldu. Oraya mavi, buraya da mavi. İşte ben de benimkini bitirdim. Ta-ta! Şimdi sana bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Kağıdın kanatlarını alıp bunları aşağı doğru katladığımda onu dans ettirebiliyorum. Bak ne kadar güzel oldu. Vay canına. Vay canına, ne inanılmaz bir iş olmuş. Sen kazandın. Evet, kazanacağımı biliyordum. Ha, ama ben... Hazır mısın? Az kalmıştı. Aa, meyve. Bu kolay olacaktır. Belki de olmaz. Gözümü kapatmam gerektiğine inanamıyorum. Bu hiç adil değil. Peki hadi başlayalım. Eşyalarım burada. Hiçbir şey göremiyorum. Önce muzu boyayacağım. Nerede bunlar? Hadi ama yardıma ihtiyacım var. Aa, canım muzum. Artık benim muzum. Kağıdın ortasına koyacağım. Şimdi bir kaleme ihtiyacım var. Böylece muzun etrafını çizebilirim. Böylece görmeden yapmış olacağım. İşte bitti. Ah, ne kadar güzel görünüyor. Kendimle gurur duyuyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç fena değil. Sıra bende. Bu bantı kullanabilirim. Ellerimi kullanmadığım için ağzımdan destek alacağım. Artık tuvale koyabilirim. Tam istediğim gibi. Çapraz birkaç şerit daha ekleyeyim. Şimdi boyama vakti. Bir yuvarlak çizip sarıya boyayacağım. Bu çok eğlenceli. Biraz detay ekleyeceğim. Bantların arasına beyaz noktalar koyacağım. Tam da istediğim gibi oldu. Bantı dikkatlice çıkarıyorum. Tablomu mahvetmek istemem. Bu da sonuncusuydu. Pekala, hadi biraz yaprak çizelim. Bu renge bayıldım. İçini dolduracağım. Birkaç tane daha yapalım. İşte bitti. Nasıl ama? İşte bir ananas. Çok akıllı olduğunu sanıyorsun değil mi? Yetenekliysen ben ne yapabilirim ki? Bir saniye, gerçek ananasa ne dersin? Hay canına, bunu nasıl yaptın? Karnım çok acıkmıştı. Hadi tadına bak. Çok lezzetli. Ben de biraz alabilir miyim? Afiyet olsun. Tamam, bir sonraki tur. Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa papağan çizeceğiz. Of, bu da zor. Kendi adına konuş. Ben uykuda bile çizebilirim. Ne yaptığını gerçekten iyi biliyor. Bu olur mu acaba? Peki ya bu? Of, bunların hiçbiri işe yaramaz. Bir sürü iki mi? Aa, bu aslında işe yarayabilir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Papağanları şimdi görebiliyor musun? Bir dalın üstünde beraberce takılıyorlar. Bunlar gerçekten harika kuşlar. Özellikle de o renkleriyle. Dalı da az kalsın unutuyordum. Bayağı güzel oluyor. Bu sefer ben kazanacağım. Süre doldu. Ne çizdiğinizi görelim bakalım. Oo, şirin bir papağan. Sade, gösterişsiz bir papağan. Ama Matthew'unki... Oo, tebrikler. İşte bu bir sanat eseri. Bunun müzede sergilenmesi lazım. Bu haksızlık ama. Sen basabilirsin. Ya, teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Harika. Evet. Ya, bu hiç adil değil. Ne şapşalca bir oyun. Hadi bakalım. Boyalarımız nerede? Muhteşem. Beni yönlendirebilir misin? Pekala, izin ver.
İşte oldu. Teşekkür ederim. Bence bunun üstesinden gelebilirim. Biraz daha. Pekala, sanırım yeter. Gerçek hayvanlar göreceğimizi umuyordum. Yüzü çizerek başlayacağım. Bu düşündüğüm gibi olmadı. Beğenmedim. Tekrar deneyeyim. Bu sefer balık çizeceğim. Üstelik çok kolay. Bu daha da kötü oldu. Neden bu kadar zorlanıyorum ki? Pekala, şirin bir köpek çizeyim. Bu köpekten başka her şeye benzedi. Bu çok sinir bozucu. Ne yapacağım şimdi? Boyam nereye gitti? Başlamaya hazırım. Ah, buldum. Ellerim boya oldu. Ne yapacağım şimdi? Of! Çok sinir bozucu. Sky, bunu görmelisin. Neyi? Yani? Biraz bekle. Şu gözleri koyalım. Çok komik. Bir yengeç oldu. Çok beğendim. Dikkat dikkat. Bugünkü çizim yarışmasına hazır mısınız? Hadi güzel bir şey gelsin. Küçük şirin bir maymun. Kocaman gorilla gibi bir şeysin sen. Bu kolay olacak. Maymun çizimi tamamen şekille alakalı. Şu ana kadar iyi gözüküyor. Ama ben çok daha iyisini yapabilirim. Kağıdını ortadan katladıktan sonra alttan bir kat daha katla. Şimdi üstüne maymun kafasının yarısını çiz. Yani kulakları ve diğer her şeyi. Sonra yüzünü doldur. Gözleri bitirdiğinde kaşları ile burnunu çiz. Sonra maymunun alt yarısını çiz. Şimdi aradaki boşluğu halletmek gerek. Keskin canavar dişlerini de çizelim. Bu maymun pek dost canlısı görünmüyor. İçini renklerle doldurmayı unutma. Devam et. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Sonra diğer renge geç. Ağzın işi neredeyse bitti. Ve sıra şimdi dilinde. Şu maymuna bir bak. Artık korkutucu değil, değil mi? Hey! Şirin olmuş değil mi? Harika olmuş. Çok yaklaşma ama. Oh! Yok, o kadar da korkmadım. Vay canına, hayal mi görmeye başladım? Yoksa bu kocaman bir goril mi? Oh! Zoe! Siz çocuklar çok komiksiniz. Nasıl yani? Bu çok korkutucuydu. Pekala, şu maymunları bir görelim bakalım. En şirin benimki oldu. Yeni başlayan biri için güzel olmuş. Zoe? Tada! Oh! Ay, aman tanrım. Bu roundu sen kazandın Zoe. Bir dahakine iyi şanslar Matt. Sıra sende Leo. Umarım kolay bir şeydir. Hey! Hadi ama. Fena değil. Bunu başarabilirim. Hazır mısın? Kağıtlar bende. Hadi bir gökkuşağı yapalım. Ben de boyunları çıkarıyorum. Ne yapıyorsun? Pekala, hepsi burada. İşte gökkuşağının tüm renkleri. Kırmızı ile başlayacağım. Açmama yardım eder misin? Teşekkürler. Sayfanın üst kısmına biraz süreceğim. İşte böyle. Sırada sarı var. Bu çok kolay olacak. Aha. Aklıma bir fikir geldi. Ama önce bir şey almalıyım. Aldım. İşte ihtiyacım olan şey. Boyamaya başlayabilirim. Süngeri biraz kırmızı boya süreyim. Sonra da sırasıyla diğer renkleri. Bu bana çok zaman kazandıracaktır. Umarım gökkuşağım güzel olur. Süngeri kağıda bastıracağım. Sonra yay şeklinde sürükleyeceğim. İşe yarıyor. Gökkuşağım harika oldu. Çok mutluyum.
Vay canına. Üzerimdeki baskı arttı. Elimi kullanma zamanı geldi. Her parmağımı farklı bir renge boyayacağım. Rengarenk oldu. Sanırım kağıt kullanmayacağım. Yüzümü tuval olarak kullanabilirim. Bak gökkuşağı oldum. Çok havalı değil mi? Olamaz. Burada ne yapıyorsunuz bakayım? Oops. Yoksa o benim süngerim mi? Geri alabilirsiniz. Gözüm üstünüzde. Çok mutlu görünüyor. Her yeri dağıtıyorlar. Artık bulaşıkları yıkayabilirim. Bu da ne? Of! Bunu kazanma şansın hiç yok kanka. Hazır mısınız? Heyecandan yerimizde duramıyoruz. Bu sefer de sandalye çiziyoruz. Acaba Zoe bunun nasıl yapılacağını biliyor mu? Hiç fena değil. Ama sanırım ben kendi yöntemimle halledeceğim. Kolay olacak. Bir dikdörtgen çizerek başla ve bu çizgilerle üç boyutlu hale getir. Ya da Zoe gibi serbest el çizebilirsin. Hadi ama bu çok fazla. Göreceğiz. Şu ana kadar müthiş oldu. Şu gölgelerin resme kattığı harekete bak. Pekala, çizimlerinizi görelim. Tamam, bayılmaya hazır mısınız? Hazırdım ama şimdi pek öyle gelmiyor. Matt, gözlerini ziyafet çeksin. Bu da nedir? Şimdi görebiliyor musunuz? Üç boyutlu bu. Bundan etkilendim işte. Bayılacağınızı biliyordum. Yaşasın. Sen de resim yapmayı sever misin? Arkadaşlarının biriyle yarışmaya ne dersin? Bir sonraki Picasso'nun kimden çıkacağını bilemezsin. Hiçbir eğlenceyi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma.